makyaj videoları izlerken gerçekten acaba benim de bu kadar makyaj fırçasına ihtiyacım var mı dediğiniz oluyor mu? Ya da bir fırça almaya gittiğinizde acaba hangisi benim için uygun? Bunu alsam benim için gereksiz olur mu? Endişelerini yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız bu videoyu sizin için çekiyorum. Çünkü bence hayır, o kadar makyaj fırçasına kesinlikle ihtiyacınız yok. Yani eğer bu işi profesyonel olarak yapmıyorsanız, bir make-up artist değilseniz 5 fırçayla gece makyajından gündüz makyajına kadar sayısız makyaj ortaya çıkartabilirsiniz. Hangi fırçaları seçtim merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, fırçaları gösterirken makyajı kendi yapış sırama göre göstereceğim. İlk önce ten makyajıyla başlıyorum. Ten makyajı için iki seçeneğiniz var. Birincisi şu şekilde süngerler, ikincisi makyaj fırçaları. Süngerleri özellikle yeni başlayanlar için öneriyorum. Çünkü sünger kullanmanız hata riskini minimuma indirecektir. Aynı zamanda göz altlarına kapatıcıyı da çok güzel uygulayabilirsiniz süngerlerle. Ama eğer fırça kullanmak isterseniz, ki bence sünger ne kadar iyi olsa da fırçanın yeri ayrı, hem ince yapılı hem kalın yapılı fondötenlerle hepsiyle uyum sağlayacak bir fırça öneriyorum size. Bu da Real Techniques'in Buffing Brush dediğimiz bu fırçası. Fondöten uygulayışına gelirsek çok pürüzsüz bir şekilde uyguluyor. Çok pratik ve rahat bir uygulaması var. Yani şuraları biraz daha yuvarlak geldiği için kılları, elinizin hareketine göre uyum sağlıyor. Yani yüzünüze uygularken şu şekilde de uygulayabilirsiniz. Hani farklı açılarda da güzel uygulamalar sağlıyor. O yüzden kesinlikle öneririm. Evet, ten makyajımızı yaptık. Gelelim pudrayla sabitlemeye. Tabii illa sabitlemek zorunda değilsiniz ama ben her adım için fırça göstermek istiyorum. Açıkçası ben pudrayı, bronzer'ı, allığı, highlighter'ı hepsini gerçekten tek bir fırçayla uyguluyorum. Ve böyle yapmayı daha çok seviyorum. Tüm bu saydığım uygulamaları da başarılı bir şekilde yerine getirecek olan bir fırça önereceğim size. Bu da Eco Tools'un Duo Fiber çift kıllı olan bir fırçası. Bu fırça gerçekten bence çok güzel bir fırça. Pudrayla sabitlerken hafif bir uygulama yapmanıza olanak veriyor. Zaten yüzümüze kat kat böyle çok kalın pudra sürmenizi çok tavsiye etmem. Diğer bir güzel özelliği, boyutu ve yapısı itibariyle şu göz altlarını sabitlemek de mükemmel. Evet, pudrayı da sürdükten sonra geliyoruz bronzer uygulamaya. Bronzer'ı da yine aynı fırçayla uygulayabilirsiniz. Çünkü zaten ten rengi veya transparan bir pudra uyguladığınız için fırçanız çok kirli değil. O yüzden bronzer uygulaması için de boyutu gerçekten çok uygun. Şu şakaklarınıza, elmacık kemiğinize ve şu çene altınıza, boynunuza gerçekten çok güzel oturuyor. Aynı zamanda hafif ve doğal bir uygulama sağlıyor. Ayrıca kontür yapmak isterseniz de bence kesinlikle mükemmel bir fırça. Çünkü kontür zaten hafif uygulanması gerektiği için seyrek kılları sayesinde ve boyutu sayesinde buranıza tam oturuyor ve çok doğal bir uygulama sağlıyor. Evet, gelelim allığa. Valla ben allığı da genelde bronzer uyguladığım fırçayla uyguluyorum. Hani bronzer'ı bu tarafıyla sürdüysem allığı bu tarafıyla sürüyorum tabii, hani çok fazla karışmasınlar diye. O yüzden bence ikinci bir fırçaya ihtiyacınız yok. Evet, gelelim aydınlatıcıya. Bence aydınlatıcıyı da yine aynı fırçayla uygulayabilirsiniz. Çünkü daha önceki videolarımda da söylediğim gibi aydınlatıcının burada böyle kalıp bir durması zaten çok iyi bir şey değil. Zaten bronzer ve allığınızla böyle iç içe geçmiş bir aydınlık görünüm daha doğal ve sağlıklı duruyor. O yüzden yine aynı fırçayla şakak diyorum, elmacık kemiğinizi uygulama yapabilirsiniz. Aman yok, ben farklı bir fırçayla uygulamak istiyorum derseniz de böyle bir parantez içinde size bir tane daha fırça önereyim. Önereceğim fırça Real Techniques'in Setting Brush diye geçen böyle bir pembe şöyle tatlı bir fırçası var. Bu fırça da aslında göz altlarını pudrayla sabitlemek amacıyla üretilmiş bir fırça. Tabii onun için de kullanabilirsiniz. Ama ben daha çok aydınlatıcı sürmek için bazen böyle özel günlerde kullanıyorum. Çünkü bu biraz daha yoğun bir uygulama yapıyor. Bu arada bu seçeceğiniz fırçanın boyutu sizin için önemli. Mesela eğer daha büyük bir yüzünüz varsa şu tarz bir fırça da seçebilirsiniz bunun yerine. Bu da Real Techniques'in Blush Brush'ı, allık fırçası. Bu da benim en sevdiğim fırçalardan. Bunu buna alternatif olarak gösteriyorum. Yüzünüzün boyutuna göre şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Evet, gelelim göz makyajına. Göz makyajı için bence olmazsa olmaz, hani gerçekten olmazsa olmaz, tek bir fırça edinin diyecek olsam önereceğim şey bu karıştırma fırçaları. Bunlar blending brush diye geçen fırçalar. Fırınızı şu şekilde dağıtmanızı sağlayan
Ve makyajı esas profesyonel ve doğal gösteren fırçalar bunlar. Bu olmadan güzel bir göz makyajı yapmanız olanaksız gibi bir şey. Yapamazsınız yani, mümkün değil. Evet, bunun için de size 3 tane öneride bulunacağım. Birincisi, Sigma'nın E40 isimli şöyle bir karıştırma fırçası var bu. Gerçekten çok güzel katlanma bölgesine tam olarak oturuyor ve çok güzel bir uygulama sağlıyor. Ama bunu çok böyle küçük göz kapağınız varsa önermem. Yani düşük bir göz yapınız varsa bunu kesinlikle önermiyorum. Biraz daha göz kapağınız büyükse fırçayı öneririm. Çünkü biraz gördüğünüz gibi geniş olduğu için eğer göz kapağınız küçükse bu farı böyle her yere bulaştırarak uygulayabilir. Eğer küçük bir göz kapağınız varsa size The Balm'ın şu çift taraflı, bunun adı neydi? Give Crease a Chance'di galiba. Şuraya resmini ve ismini koyacağım. Bu biraz daha, şöyle göstereyim, küçük bir fırça. Yani mesela benim için birazcık küçük. Çünkü bununla böyle mıy 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 yapmam gerekir çok fazla. Diğer bir önereceğim karıştırma fırçası, The Balm'ın şu çift taraflı fırçası. Çok harika bir fırça. Yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Çok güzel dağıtıyor. Krem farları da çok güzel dağıtıyor. Bunun tam adını ve resmini şuraya koyacağım. Benimki silindi. Üzerinde ismi falan yazmıyor. Ben bu arada göz kapağımı uygulayacağım. Farı her zaman parmağımla uyguluyorum. Çünkü bence parmakla uygulayınca renkler daha yoğun ve daha kalıcı oluyor. Fırçayla parmakla uyguladığımız etkiyi vermek istersek eğer ıslatarak falan uygulamamız gerekiyor. O yüzden ayrıca göz kapağına uygulanacak fırça dahil etmedim bu 5 fırça içine. Tabii biraz da parmak sedefli ve ışıltılı farlarda daha güzel sonuç veriyor. Yani mat farda belki şunları kullanmak isteyebilirsiniz. Bu fırça da bir göz fırçası. Ve bence kesinlikle karıştırma fırçasıyla beraber olmazsa olmaz bir fırça. Bu fırça nedir? Kalem fırça. Kalem fırçalar neden olmazsa olmaz? Çünkü bununla geniş far sürme işlemini yaptıktan sonra gözünüzü belirginleştirmek için bu fırçaya ihtiyacınız var. Neden? Çünkü göz kapağına kalem sürseniz de, far sürseniz de dağıtmak için böyle fırçaya ihtiyacınız var. Bununla çok güzel alt göz kapağınıza sürdüğünüz kalemi dağıtabilirsiniz. Farı dağıtabilirsiniz. Üst kapağınıza sürdüğünüz farı, kalemi dağıtabilirsiniz. Şöyle iç göz pınarınızı aydınlatabilirsiniz. Ayrıca böyle bir fırçayı işte sivilcelerinizi, lekelerinizi, izlerinizi kapatmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için de benim size önereceğim fırça çok çok memnun olduğum Sigma'nın E30 isimli pencil brush'ı. Evet, kalem fırçaya diğer bir alternatifim de Real Techniques'in bu Accent Brush adındaki bu fırçası. Bu fırça da o dediğim Eye Starter setten çıkıyor. Bu da yine bunun yaptığı işi yapan bir fırça. Sadece biraz daha küçük. Hani biraz daha küçük gözleriniz varsa bunu tercih edebilirsiniz. Evet, gelelim son fırçamıza. Son fırçamız tabii ki herkesin olmazsa olmazı şu şekilde kesik uçlu eyeliner fırçaları. Fırçaları bir tek eyeliner olarak düşünmeyin. Bunlar da çok güzel farda uygulanıyor. Koyu renk bir farı alıp kirpik dibinize eyeliner gibi uygulayabilirsiniz. Alt kirpik dibinize ince bir far sürebilirsiniz. Aynı zamanda kaşlarınızı doldururken de çok iyi sonuç veriyorlar. Bunun için de size çok uygun fiyatlı bir önerim var. Bu da Flormer'ın şöyle kesik uçlu bir fırçası var. Ama bu fırça aslında nail art fırçası olarak geçen bir fırça. Ve yani 5 lira mı 4 lira mı öyle bir fiyatı var. Gerçekten harika eyeliner uygulanıyor ve harika kaş dolduruluyor. Kesinlikle bakabilirsiniz. Yani elinize fırça varsa bile bence denemek için yere de alın. Evet, video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.